Sevgili izleyiciler, Sağlığım İçin Her Şey'in bu bölümünde kanser tedavisinde hipertermi, yani ısı tedavisini konuşacağız. Bu konuda bize Antalya'dan gelen bir uzman hekim bilgi verecek. Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlayacağız. Ben hemen iletişim bilgilerimizi izleyicilerimize anımsatayım. Sevgili izleyiciler, telefon numaralarımız 0216 323 22 67, 0533 096 72 73. Aynı zamanda arkadaşlarımız altyazıda da getiriyorlar. Bizlere mail adresimizden de ulaşabilirsiniz. Kanser tedavisinde pek çok gelişme var. Şimdi biraz sonra başka ne gibi gelişmeler var diye soracağım ama bugünkü konumuz hipertermi, ısı tedavisi. Nedir hipertermi? Evet, aslında çok yeni bir tedavi değil. Hipertermi son yıllarda ülkemizde biraz konuşulmuş olmakla birlikte ve hastalarımızın kafasında çok soru işaretleri, acaba bizim için kurtarıcı bir tedavi mi, olmazsa olmaz mı derken, geçmişine baktığınızda neredeyse 1800'lerin sonundan itibaren popülerleşmeye başladığı ve 1900'lerin ilk yarısında bu konuyla ilgili bir takım geliştirme çalışmalarının olduğu, 2000'lere doğru da artık bunun yaşantımızda şekillendiğini görüyoruz, onkolojik yaşantımızda. Kabaca kanser tedavisinde ısı tedavisini, yani ısıyla kanser tedavisini iki gruba ayırmak gerekir. Bir, yüksek ısıyla elde edilen, tümörü tamamen tahrip etmeyi hedefleyen, yani tümör hücresini kendi başına yok etmeyi hedefleyen ısı tedavileri. Bir de bizim şu an günlük yaşantıda kullandığımız cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin etkisini artırıcı özelliği nedeniyle daha çok yardımcı tedavi olarak iki gruba ayırabiliriz. Peki tahrip edici olarak nasıl kullanıyoruz? Yüksek ısı oluşturuyoruz dokuda. Nasıl oluyor? Bu radyofrekans ablasyon ve HIFU denilen iki tane yöntem var ki bu özellikle karaciğerde sınırlarını yükseltmiş bir hastalıkta ya da akciğere sirayet etmiş bir hastalıkta veya ameliyat edilemez ama ameliyata uygun olmaz ama küçük olan bir tümörde bir iğne aracılığıyla dokunun içine girip orada yüksek ısı oluşturarak, yani neredeyse 100 dereceleri bulan bir ısı oluşturarak tümörün tahrip edilmesidir. HIFU yöntemi, yüksek frekanslı ultrason kullanılması da yine prostat kanserinde yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç dairesi tarafından onaylandı. Özellikle prostata makattan girilen bir propla prostatın içinde yüksek ısı oluşturularak prostat kanserinin yok edilmesidir. Bu iki yöntem yüksek ısı ve tümör yok edilmesini hedefler. Bir de yardımcı yöntemler var ki yine son yıllarda artık kullanımı ülkemizde de popüler haline gelmiş, popülerite kazanmış. Karın içi ve akciğer zarı tümörlerinde kullanmaktayız. Karın içi tümörleri daha çok karın zarına yayılmış tümörlerde ama vücudun diğer yerlerine yayılmamış tümörlerde kullanılır ki bunlar daha çok yumurtalık kanseri, kolon yani kalın bağırsak kanseri ve mide kanserinde sıklıkla ülkemizde de tercih edildiğini, dünyada olduğu gibi tercih edildiğini görüyoruz. Burada cerrah karnı açar, kapsamlı bir ameliyat yapar. Hem tümörün olduğu dokuyu çıkarır hem de kapsamlı bir şekilde karın zarında görülebilir tümörlere çıkarır. Burada temel hedef geride neredeyse gözle görülebilir tümörün kalmamasıdır. Yani 1 milimetre ve altına ulaşmasıdır. İşte burada karın içini dolduran ısıyla, o sıvıyla karışmış kemoterapiyi perfüze ederek, yani karın içinde belli bir süre tutarak, dolaştırarak kalan gözle göremediğimiz dokuların, tümör hücrelerinin o kanserli hücrenin kemoterapiyle daha yüksek oranda muamele edilmesi ve ölümüne ulaşmaktır. Bunu ameliyattan sonra mı yapıyorsunuz? Evet, hemen ameliyattan sonra uygulanan yöntemdir. Aynı şey akciğer zarında da uygulanır. Peki o zaman birinci yol doğrudan tahrip edilmesi, ikinci yol cerrahi yardım, üçüncü yol ise uyguladığımız kemoterapi ya da radyoterapiye yine yardımcı, bunların gücünü artırmak üzere dışarıdan uygulanan bir takım cihazlar yöntemiyle uygulanan tedavilerdir. Bu da yine iki gruba ayrılır. Tüm vücut hipertermi ve bölgesel hipertermi, lokal hipertermi. Çok bizim bugünkü programımızın ağırlıklı konusu bunlara baktığımızda tüm vücut hipertermi dünyada uzunca bir süre kullanılmakla birlikte uygulanımının biraz güçlüğü nedeniyle biraz daha kullanımı geride kalmıştır. Burada amaç tüm vücudu bireyi özel bir takım cihazlar ya da infrared ışıklarına maruz bırakarak vücudunda 40 dereceyi aşan ısılar elde etmek. Bu sayede uyguladığınız kemoterapinin de gücünü artırmaktır. Burada hedef yine iki yöntemi kullanarak hastada daha etkin bir yarar sağlamaktır. Ama burada da genelde sıçramış hastalıklarda, yani metastaz yapmış hastalıklarda kullanılacağı için koşul ne olursa olsun tamamen hastalıktan kurtulma hayali ya da bu yöntemin çok üstün bir yöntem ve hastayı tamamen tedaviyle artık şifaya ulaştırır bir yöntem gibi algılamamak gerekir. Yine burada uygulanan tedavilerin gücünü bir miktar artırması beklenir. Bununla birlikte bir de lokal tedaviler söz konusu ki yine özel cihazlar yardımıyla daha çok benim gelecekte de tercih edeceğim bölgesel ilerlemiş, cerrahiye uygun olmayan ya da cerrahi şansını hemen yitirmiş ama biraz küçüldüğünde cerrahiye katkı sağlayacak tümörlerde olacak ki bunlar özellikle meme kanseri, bölgesel ilerlemiş meme kanseri, yine bölgesel ilerlemiş baş boyun kanseri, rahim ağzı kadınlarda son derece önemli rahim ağzı kanseri, rektum dediğimiz makatın son kısmı, kalın bağırsağın son kısmını içeren, özellikle ameliyatta makatı da kaybedeceğimiz torbanın açılacağı tümör türlerinde tümörü küçültmek amaçlı, yani uygulanan radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğini artırmak amacıyla eksternal olarak, yani vücudun dışından uygulanan ısı tedavisidir ki artık günümüzde giderek popülerleşmektedir. Bu yönde teknolojik gelişmeler ciddi olarak yol almıştır. Şu anda Türkiye'de de yavaş yavaş bunun entegre edildiğini görüyoruz. Şimdi bu anlattığınız son yöntem. Evet. Lokal olarak uygulanan kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte uygulanan yöntem. Kemoterapi ve radyoterapinin başarısını seçilmiş grup hastalarda ne ölçüde arttırıyor? Tabii. Tedavinin başarısını, hastaların yaşama oranlarına da nasıl bir katkısı oluyor yöntemin? Burada özellikle yüzde olarak verildiğinde, örneğin baş boyun kanserlerinde bunun neredeyse tek baş radyo kemoterapiyle %60'lardayken %70'lere doğru çıkardığını görüyoruz. Ama burada çok büyük sihirler söz konusu değil. Yine aynı şekilde her bulunduğu tümörde neredeyse %10 ila 20 oranında ek bir katkı sağlamaktadır. Kombine tedavilerle özellikle meme kanserinde, bölgesel ilerlemiş ya da nüksetmiş hastalıkta ısıyla uygulanımın daha yüksek bir başarı sağladığı bilinmektedir. Ama burada dediğim gibi en büyük yanlış algı tek başına bunun kurtarıcı bir yöntem olması söylemidir ki bu kesinlikle doğru değildir. Tek başına bir yöntem değildir ve kombinasyonda bir miktar daha başarıyı artırmaktadır. Peki, şimdi bize biraz daha izleyicilerimizin kafasında, gözünün önünde canlandırabilmeleri için ayrıntılı bilgi verir misiniz? Önce kemoterapi açısından soracağım. Tabii. Kemoterapi ile birlikte hipertermi tedavisi yapıyorsunuz bir hastaya. Geldi. Nasıl uyguluyorsunuz bunu? Tabii. Burada örneğin memeyi ele alacak olursak, meme kanserinde biliyorsunuz eğer hasta cerrahi aşamayı aşmış ise, kolayca ameliyat edilir durumda değilse, koldan verdiğimiz, yani damar yoluyla verdiğimiz kemoterapiler İşte ortalama birkaç saattir. Hipertermi ise haftada 2 ya da 3 defa uygulanan özel bir cihazda memenin üstüne konulan bir aygıt sayesinde memeye uygulanan bu radyofrekans dalgaları olabilir ya da ultrasonografik dalgalar, burada ultrason dalgaları kullanılarak tümör içinde yüksek ısı oluşturmaktır. Burada bu uyguladığınız dalgalar sayesinde ısı oluştururken normal doku kendini iyi koruduğu için, yani damarsal dolaşımı çok iyi olduğu için kendini koruyabiliyor. Cilt altı yağ doku eğer kalınsa bu biraz etkilenebiliyor ama tümör doku kendini böylesine bir çok iyi damarsal yapıya sahip olmadığı için, normal doku soğuturken kendini soğutamadığı için orada ısı oluşturmakta. Ve dolayısıyla bu ısı ve tedavi kombinasyonuyla başarı bir miktar daha artmaktadır. Gelelim radyoterapiye. Evet. Radyoterapi uygulamasında da zaten hipertermi, ısı yönteminden faydalanıyor. Onda peki nasıl işlem gerçekleştiriyor? Onda çok önemli bir özellik ortaya çıkıyor. Hipoksik tümör dediğimiz, yani oksijeni az dokuda radyoterapinin etkisi daha düşük. Hiperterminin burada sağladığı en önemli şey radyoterapiyi direnci azaltmakta oluyor ki o hipoksi dediğimiz durumun, yani tümörün oksijenizasyonunu daha oksijenli yapıya doğru dönüştürmesi radyoterapinin etkinliğini artırıyor. Yani tam da istediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Radyoterapi hipoksik tümörde ne kadar zayıf etki oluşturursa hipertermi bunu kırıyor ve böylesine bir sinerji oluşuyor. Şimdi hiperterminin ısı tedavisinin herhangi peki bir yan etkisi var mı? Tabii ki düşük de olsa yan etkisi var. Daha çok hem cilt hem de cilt altı doğru kullanılmadığında cilt altı yağlı dokuda bu tür durumlar işte hafif düzeyde olsa yanıklar ortaya çıkabiliyor. Ki bu tedavinin doğru yürütülmesi, sürenin ayarlanması, tedavi kombinasyonu sırasında dikkat edilmesiyle aşılacak problemlerdir. Bunun dışında hani vücuda ilgilendiren ciddi yan etkilerin olmadığını görüyoruz. Hipertermi tedavisi tabii ki herkese uygulanan bir yöntem değil. Kanser olarak seçilmiş vakalarda uyguluyorsunuz. Kesinlikle. Bir de hiperterminin yani ısının verilmesinin sakıncalı olduğu bir takım hastalar var mı? Örneğin aklıma geldi diyeyim beyin pili ya da kalp pili olan kesinlikle hastalar. Yani böyle bulunduğu bir grup bölgede, var mı? Kesinlikle bulunduğu bölgede, uygulandığı alanda eğer bir takım vücutsal implantlar varsa doğru olmuyor. Bu durumlarda kullanılmaması gerekir. Yine hastada stres oluşturacak ciddi durumlar, özellikle tüm vücut hipertermide kardiyak kalp problemleri, ciddi damarsal problemler bu tür sorunlara yol açabilir. Yani, ama bunlar genelde ayrıldığında genel hasta gruplarında bu az bir oranı içeriyor. Peki, şimdi kanser tedavisinde hakikaten gelişmeler var dedik. Çok doğru. Gelişme deyince başka ne gibi gelişmeler var tedavide? Şu an hastalara uygulanan, bizzat kabul görmüş gelişmeleri söylüyorum. Özellikle sizin branşınızla ilgili. Yani bugün tıbbi onkolojik olarak yani verdiğiniz tedavi olarak artık elimiz çok daha güçlü. Eskiden sadece kemoterapiyle yol alıyorduk biliyorsunuz. Ama bugün artık hedeflenmiş tedaviler dediğimiz, yani gerçekten tümörün o gelişim yollarını saptayıp büyüme yollarını durdurucu, doğrudan o alana engelleyici ve tümörü ölümüne yol açan veya büyümesini durduran çok önemli ilaçlar gelişti ki bunlara hedeflenmiş tedaviler diyoruz. Zaman içinde bu hedeflenmiş tedavilere damarsal yapıyı engelleyici tedaviler ilave oldu. Yani doğrudan tümör hücresini değil, tümörün beslenmesini sağlayan, büyümesini, gelişmesini sağlayan damarsal yapıları azaltıcı tedavileri ortaya çıktı, bulundu. Ve bunların kemoterapiyle kombinasyona bir sinerji yarattı. Hemen bunlarla kalmadı. Aslında tam bu noktada biraz onkoloji kitlenmiş gibi görünürken bunun yanına immünoterapiler dediğimiz vücudun savunma sisteminin bir takım rahatsızlıklar ya da yavaş çalışmasının anahtarları bulundu. İşte tam bu noktalara müdahaleyle vücudun savunma sisteminden elde ettiğimiz ek bir katkıyla bu kez başarı bir miktar daha çıktı. Bugün için ülkemizde özellikle cilt kanseri, malign melanom gibi çok agresif bir tümör tipinde şu an kullanabilmekteyiz. Dünyada ise yeni akciğer kanserinde olsun, diğer bazı kanser türlerinde baş boyun ve diğer kanser türlerinde de neredeyse 20'ye yakın kanser türünde ise aktif araştırmaları devam etmektedir ve ümit verici sonuçlar ortaya çıkmıştır. Şimdi kanser tedavisinde gelişmeler ve tabii ki son derece önemli hastaların iyileşmesi, şifa bulmaları, ömürlerinin uzaması açısından. Bir diğer önemli konu da siz onkologlar özellikle açısından kanserin de önlenmesi ya da kanserin erken teşhisi. Şimdi topluma baktığınızda gelen hastalara genelde siz erken mi teşhis koyuyorsunuz yoksa keşke bu hasta bize biraz daha önce gelseydi dediğiniz vakalar mı daha çok? Şöyle 20 yıllık bir hani onkolojideki çaba sürecimize, hekimlik sürecime baktığımda artık Türkiye'de de toplumun değiştiğini görüyoruz. Yani kanser konusunda bilinçlenme ciddi oranda değişiyor. Bir korunma konusunda artık öğreniyoruz. Bir de ülke politikası da olmaya başladı. Çünkü kanser tedavi harcamaları gerçekten çok yüksek. Oysa önleme çabaları emin olun tedavi çabalarından çok daha ucuz. Bakın sadece birkaç manipülasyonla yani sigarayı hayatımızdan çıkararak, biraz az besin tüketerek, yani kilomuzu koruyarak, egzersiz yaparak neredeyse kanserlerin yarıya yakınını yok edebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak yıllık Türkiye'de 200.000 kanser görülürken bunu 100.000'e indirmeniz mümkün. Ve kalan 100.000'in tedavisiyle uğraşmak mı yoksa 200.000 ortaya çıkan kanserle mi uğraşmak? Bu Bu ikisi arasındaki farkı artık toplum görmeye başladı diye düşünüyorum. Bunun artık devlet politikası, ülke politikası olması, sivil toplum kuruluşlarının bunu üstlenmesiyle ciddi yol alınmakta olduğunu görüyorum. Bununla birlikte gerek basında olsun, gerek medya kuruluşlarının bir takım yanlış algı yaratım farkında olmadan çabaları da bu yönde negatif etki oluşturmakta. Çevresel faktörlere bazen çok takılıyoruz. İşte besinlerde kimyasallara çok takılıyoruz. Sigarayı unutuyoruz. Diğer faktörleri, ana faktörleri unutuyoruz. Veya onları görmezden geliyoruz. İşte o küçük konuda da yanıltıcı durumdan doğru yere doğru kayarsak çok daha iyi olacak. Erken tanıya gelince, erken tanı artık bir grup kanserde, hepsinde değil ama, bir grup kanserde ki bunlar önemli kanser türleri, akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, kalın bağırsak yani kolon kanserinde bugün için erken tanı mümkün. C ve B hepatit taşıyıcılarında karaciğer kanserlerini erken tanımak mümkün. Burada doğru adımlar atarsak, erken tanı koyduğumuz an bu hastalara çok küçük tedavilerle, küçük cerrahilerle ya da küçük müdahalelerle ciddi kemoterapiler vermeden, bazen radyoterapiye gerek kalmadan yaşamlarını kurtarıp mutlu oluyoruz. Burada en iyi gelişmeyi aslında Türkiye'de meme kanserinde elde ettik. Çünkü sağ olun siz bayanlar bunu toplumda çok iyi dağıttınız. Meslek hayatımın ilk başlarına göre şu an baktığımda erken evre meme kanseriyle karşılaşma oranım daha yüksek. Evet. Ama tabii ki Türkiye'de ideal düzeyde mi? Bu sosyokültürel düzeyin her katmanına eşit olarak bu bilinçlenme dağıldı mı? Aynı bu görüşte değilim. Hemen bir şey söyleyeceğim. Ve kadınlar meme kanseri olduğunu çok rahat konuşup söyleyip memesi alındığında ki meme çok önemli bir organ olmasına rağmen konuşabiliyorlar. Ama olayın öbür yanında prostat kanseri olan erkekler ne yazık ki bunu saklıyorlar. Yani genelde söylemeyi tercih etmiyorlar. Ben şunu düşünüyorum. Hastalıklar, Allah kimsenin başına bir hastalık vermesin. Evet. Ailenin başına. O zaman insanlar sağlığın değerini anlıyor. Keşke İnsanlar, erkekler de prostat kanseri öykülerini anlatsalar, diğer erkeklere önderlik etseler. Çok doğru aslında. Hemcinslerim için çok güzel bir eleştiri getirdiniz. Tabii ciddi bir durum prostat kanseri ve bir meme kanserinin bayanda yarattığı tahribattan biraz daha fazla bir dönüşüm yaratıyor belki erkekte. Hani erkekler için testosteron her şeyken, ki burada asıl nedenin testosteron olduğunu görüyoruz ve bunu yok ediyoruz. Tabii bunun ortadan kaldırılmasıyla birlikte erkekte ciddi bir çöküş ortaya çıkıyor. Yaş kaç olursa olsun. Tabii ki. Ve benliğinde bir bozulma oluyor. Yaşam kalitesinde ciddi değişiklikler oluyor. Sanırım bunların etkisi olmalı ki hani aynı bu meme kanserinde olduğu gibi prostat kanserinde toplumsal hareket bu kadar güçlü olmuyor ya da bu bireyler kendini bu kadar iyi ifade etmiyor. Bu tabii gelişmişlikle ve kültürel düzeyin değişimiyle de ilgili. Önümüzdeki süreçte bunların da ülkemizde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sağlığım için, her şeye katıldığınız için. Ama çok önemli bir şey söylediniz. Ben bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Mustafa Özdoğan'ın da özellikle belirttiği gibi risk grubuna giriyorsanız, ailesel bir riskiniz varsa, prostat, meme, kalın bağırsak kanseri gibi kanserler açısından tarama testleri de var. Diyabetiniz, hipertansiyonunuz ya da hepatitiniz varsa B ve C, lütfen kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Erken teşhis çünkü çok önemli. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. 0216 323 22 67 0530 096 72 73 Sağlığım için her şey devam ediyor.